Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda IKEA'da satılan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri alıyor ve ofiste birlikte inceliyoruz. Normalde böyle teknolojik ürün satmasını pek beklemediğiniz, mesela 3 harfli marketlerde falan bolca teknolojik ürün satışı var biliyorsunuz. Ama IKEA'da da olduğunu görünce biz bu ürünleri alıp ofis ortamında bir test edelim. Böyle gelip gittiğiniz zaman alınır mı, alınmaz mı, bunun kalitesi nasıl falan filan sorularınızı yanıtlayalım istedik. Şimdi gelin ürünleri satın alıp ofise geçelim ve Melih'e teslim edelim. Oha! Oy, bir dakika, direkt şunu bir alayım, torbayı da şöyle aşağı alayım. İlk ürünümüz bir mousepad. Şöyle. Kağıtçık malzemeden. Ne kadar peki ayıptır sorması? Biz bunu 280 liraya almışız abi. Böyle piksel hassaslığında izleme yapabilen bir kumaş döşemişler bunu. Çok pahalı mousepad'ler var. Yüzeyleri neredeyse bu kalitede. Bu fiyatına göre bayağı hacimli, kalın bir ürün. Sen istersen bir de mouse'la dene gör ya. Ya şimdi tabii ben bunu ne kadar böyle tepe açıdan göstersem de aslında pek bir anlamı yok. Bunu böyle bir hani hakikaten bir sisteme takıp bir oyun açıp ya da bir test yapıp hani öyle değerlendirmek lazım. Şu anda ben sadece hissiyat anlamında söyleyeceğim. İsterseniz bu arada testlerini falan da yaparız tabii ki. Şimdi şöyle bir koyayım. Yani açıkçası hissiyat anlamında bayağı kayıyor. Yani şey kullanım anlamında bayağı rahat böyle hani tırırken bir takılma şey durumu zaten söz konusu değil de. Hani kayganlık olarak da bence gayet iyi. Bence mousepad'i çok uzatmanın bir anlamı yok. O yüzden şöyle bir katlayıp ayırıyorum şimdilik. Yani sonuçta masaüstü sistem kullanmıyorum. Yani laptop kullandığım için genelde touchpad ile işimi hallediyorum. O yüzden böyle en çok yükseldiğim ürün mousepad diyemem. Rastgele şöyle bir çekeyim. Şurada ne varmış? Şurada North Marke. Bunda kablosuz şarj özelliği var abi. Bambu ağaçtan üretilmiş bir tane gövdesi var. Telefonu yasladığın yer 5 watt gücünde de şarj yapıyor. Yani kablosuz şarj özelliği tabii güzel. Hani bir telefon standından ziyade hani ekstra böyle bir özelliğinin olması güzel ama yani 5 wattlık kablosuz şarj şeylerinde genelde böyle kullandığınız telefonun markası tarafından üretilmiş bir stand değilse bir yerden sonra belki pil sağlığı ile ilgili soru işaretleri olabiliyor kafada. Tabii ki bunda öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Sadece söylemek istedim. Evet şöyle bir kılavuz çıkıyor direkt. Zaten. Vay. Kablosu içinde de. İçinde direkt şuradan çıkıyor. Tasarım olarak bence çok tatlı ya. Bunun tasarımı benim cidden hoşuma gitti yani. Evde dekoratif olarak da çalışma masanız da çok güzel durur. Özellikle böyle minimalist tarzda böyle çalışma masalarınız varsa orada bence çok yakışıklı durabilir. Şöyle yes. Kabloyu da bu şekilde kanala yerleştirdikten sonra standımız hazır hale geliyor. Şimdi bir telefon da koyacağım hatta. Böyle tam bir setup nasıl duruyor bir bakalım. Yani bence tatlış. Hatta şurada böyle bir silikon bir kısım var. Bu da telefonun kaymamasını sağlıyor. Genelde bu tarz standartlar çünkü şu çak diye böyle kayar düşer falan. Bunun düşünülmesi de bence hoş olmuş. 550 lira ya. Şimdi 500 lirayı duyunca evet. Biraz bir hype'ını yitirdi bende. Ama tasarım anlamında tatlı diyelim. Diğer ürünümüzle devam edelim. Warmfront. Powerbank. 10.400 mAh, 18 watt. 18 watt mı? Vay iyiymiş. Ne kadar bu? Bu 550 lira bu da. Bir şey mi? Bence fiyatına göre iyi. 18 watt'a kadar veriyor şarj desteği. Kablo çıkmadı mı içinden? Kablo çıkmadı abi. Ne kadar dolu gelmiş? Ha yarısı dolu. Okay. Yarısı dolu. Bence bir kabloyla deneyelim ya. Aynen ya. Şimdi burada üzerinde watt değerini belirten bir Type-C kablomuz var. Hemen şuna bir takıp deneyelim. 8.6 watt alıyorum şu an. Bir dakika bir de diğer USB ağ çıkışını bir deneyeyim. Çünkü bazı powerbanklerde iki çıkışın enerji çıkışı da birbirinden farklı olabiliyor. Yok abi değişen bir şey yok. Bu da 8.8 watt ya. S23 Ultra'da deneyelim. Burada şey farkı da var sonuçta hani 15 Pro Max maksimum 25 watt'a kadar zaten şarj alıyor. Bir de S23 Ultra'da deneyelim. S23 Ultra'da şu an 17 watt veriyor. Yani S23 Ultra'da tam anlamıyla performansını sunuyor yani powerbank. Yani 18-17 o 1 watt'ta bizi üzmez diyelim yani. O yüzden bu da sınıfı geçti diyelim şimdilik. Bence parasına değer abi. Benim videonun başında bahsettiğim hoparlör. Çok merak ediyorum. Direkt şöyle. Anam. Görünüm anlamında çok tam böyle kampa, denize falan giderken götürmelik bir hoparlör. Tabii şimdi performansını deneriz de bu telefonu alayım. 5 watt, 2600 mAh. Yeter ya. Bir buçuk, iki saate bayağı dolu dolu kesintisiz müzik dinlersin. 600 liraya Bluetooth hoparlör. Açayım. Aynen. Bakayım. Hemen bağlanalım. Aa direkt bağlanıyor süper. IP67 varmış bunda. IP67 var aynen. Bu bayağı şu an yalnız böyle denize giderken götürmelik bir hoparlör oldu şu an gözümde. %50 volüm asla yetmez. Direkt %100 yapmam lazım. Yapıyorum abi, köklüyorum.
%100 olunca işte seste yırtılmalar olabiliyor ya da böyle çok saçma sapan baslar falan vurabiliyor. Öyle bir gücü yok tabii zaten de. Hani en azından ses yırtılması gibi bir durum yaşatmıyor yani %100 volümde. Takılabiliriz bununla. Yani desibel olarak da aşağı yukarı böyle işte 90 desibel falan ya bu mesafeden 95 desibel tarzında bir ses verdi. Bir tane daha alırsan stereo hoparlör gibi meçleyebiliyorsun. IP67 olayını bir denemek istiyorum açıkçası. Peki suya soktuğumuzda ne oluyor? Wake me up. Evet. Şimdi vazneye hoparlörü yerleştireceğiz ama ben bir şarkı açıkken yerleştirmek istiyorum. Suyun kaldırma kuvveti. Aa, ya. Kıyamam. Kıyamam. Hayır. Bence değer ya, bilmiyorum, tatlı bir hoparlör yani. Şu anda bu fiyat bandında çok bir hoparlör seçeneğimiz de kalmadı çünkü böyle çakma markalar falan var. Şimdi bunu da bir kenara kaldırayım ve diğer ürünümüze geçelim. Trad Free LED 1055 lümen. Yüksekmiş ha. 470 lira bu ampul bu arada. Esprisi ne ki bu? Aa, esprisi bir dakika. Esprisi şey, akıllı ampul. Uygulaması var. IKEA'nın uygulamasıyla haberleşiyor. Ya da bu içinde yanında kumanda gelen bir ampul. Kumandayı istediğin bir yere asabiliyorsun. Oradan dimmer'la ayarlıyorsun parlaklığını. Ya bayağı dimmer. Aa, sıcaklığını böyle dimmer. Tabii tabii. 2700 Kelvin'e kadar çıkıyor. Hemen şöyle bir çıkarayım. Bunun şöyle bir avantajı da olabilir bu arada. Hani eve dekoratif bir ampul almaya ek olarak bunu böyle ufak tefek şeyler çekmek için beyaz ayarını değiştirebildiğimiz bir ampul olarak da düşünebiliriz. Bence yani 470 liraya o mantıkta çok iyi bir seçenek. Bundan 3-4 tane takabileceğimiz bir duyumuz varsa aslında çok da güçlü bir ışık sunar bize. Yani 1055 lümenden bahsediyoruz. Bunun içine bir pil falan koymamız gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Yani. Gerekiyor ve paketten çıkmıyor piller. Hatta şöyle şeyine de koyalım. Mıknatıslı mıymış abi o? Evet abi. Ben aynen. Zannediyorum yapıştırdığın yerde kalıyor kumanda. Allah ne yapmasın. Vay. Şimdi bunu bir deneyelim. Böyle açtım. Böyle kapattım ama aslında bu tek yöntem değil. Yani açma düğmesine basılı tutarak da parlaklığını yönetebiliyoruz. Mesela sağ sol ne işe yarıyor? Aa. Kumanda uyumlu bütün ürünleri bu kumanda üzerinden kontrol edebiliyormuşsun. Ama bant genişliği çok geniş olduğundan dolayı kumandanın ürünler aynı odadaysa, aralarında ciddi bir mesafe yoksa kapattığında hepsini kapatıyorsun. Akıllı priz aldın atıyorum IKEA'dan. Takıyorsun, kumandaya basıyorsun. Kapatmak için ampulü. Akıllı prize bağlı olan cihaz da kapanıyor. Bunu aslında IKEA'nın Home App ile de denemek vardı. Çünkü hani kutuda yazıyor. Home Smart ile birlikte çalıştı ama kullanabilmemiz için bir bridge'e yani bir hub'a ihtiyacımız var. Ama biz o hub'ı satın almadık. Onu ayrıyetten 2000 lira. 2000 lira mı şu an? 2000 lira aynen. Yani ya 2000 lira bence de hani birden fazla böyle ampul kullanmayacaksanız bence de gerek yok. Zaten ya böyle E27 sınıfı bir ampul de ne kadar? Adam akıllısı uzun ömürlü gideceği 100, 120, 130, 150 o civar yani. Yani ya bir de bunu hani işte seviye, dimmer, beyaz ayarı eklediğinde zaten 470 lira iyi bir fiyat oluyor bence. Peki başka nelerimiz var? Bunu da denedik. Şöyle alayım. Leanes Pelare. Aa, bu şey ışığı mı? Ring light. Ring light var. Bir de telefon tutucu var. İkisi birlikte geliyor. Bunu biz 1200 liraya aldık. Gerçi dur, ring light. Doğru. Okey ya. İyi fiyat. Evet, şu an tam kurulu şeklimiz bu şekilde. Tabii ki bunu istersek ayrı olarak da kullanabiliyoruz. Yani şöyle bir setup oluyor. Işığı açtığımızdaysa, bir de hani hemen prize takalım. LED'ler 25.000 saate kadar çalışabiliyormuş ışığındaki. Güzel. Şimdi prizle deniyoruz ama isterseniz tabii bilgisayara takarak da çalıştırabilirsiniz. Mesela en düşük bu kadar ışık veriyor, en yüksek de bu kadar ışık veriyor. Tabii şu anda bunu böyle görmenin bir anlamı yok. Yani aslında şu an tamamen karanlıkken bir telefonla bir kayıt alayım bakayım bu setup bana nasıl bir sonuç sunacak. Evet arkadaşlar, şu an IKEA'nın Ring Light'ından şöyle bir sonuç alıyorum. Şu anda full açık bu arada. Şöyle, bu da en düşük. Yani arasında artık hangisi bizim için, yani bizim ortamımıza göre, içinde bulunduğumuz alana göre hangisi daha mantıklıysa şu şekil bir ayar yapabiliyoruz. Hatta tabii ki renk sıcaklığını da böyle ayarlayabiliyoruz. Evet, IKEA Ring Light'ımız da bu şekildeydi. Bence 1200 lira için iyi. Yani aslında ampulde söylediğim şeyleri bunun için söylesem daha mantıklıymış. Tabii hani bilmediğim için ürünün ne olduğunu falan. Oradakiler buna daha uygun. Yani çekim açısından tabii ki bu çok daha sağlıklı bir ürün. Çünkü onun için üretilmiş. Onun için tasarlanmış bir ürün. Frekvens. Çok bir hoparlör gibi duruyor ama. Değil abi bu. Sese duyarlı yani... dekoratif ışık abi bu. Aa. 1400 liraya aldık bunu. Adaptör. Kablo. Şöyle.
Yes, ışığımız bu şekilde. Bu ışığın peki esprisi ne abi? Yani... Abi sese duyarlı, bunun önündeki gördüğün o karedeki ledlerin motifleri değişiyor. 7 tane farklı motif yüklemişler içine. Etraftaki ses neyse, işte sen konuşuyorsun, bir müzik çalıyor, fark etmez. Tek tek de olabilir. Hı-hı. Ona göre o 7 farklı desende hareketli bir görsellik oluşturuyor ön taraftaki ledlerde. Şimdi arka tarafında bir yani standart AC'in zaten adaptörün bir tarafını buna takıyoruz ama AC out da var. Şimdi bundan çıkışalı başka bir ışığa da pairleyebiliyor muyuz? Yani kablo yoluyla. Evet evet, az önce Mami hatırlattı bana. Bundan birkaç tane alıp duvara ya da rafa dekoratif aydınlatma seti oluşturabiliyorsun. Ya yani hareket ettirdiğimde bile değiştiği evet, için. Evet evet evet. Sen konuş mesela abi. Yani, ya mesela şu an... Ya mesela şu an... Bayağı duyarlı ha. Evet, güzel çalışıyor ya, güzel çalışıyor. O, galiba oradaki butonla motif değiştiriyorsun. Üstüne bir buton olması ha, lazım. İyi gördün mü? Ha, güzel. Ha, okey. Dürüst olayım, hani teknolojik... En nihayetinde tabii ki teknolojik ama bir tık cringe gibi ya. Bundan 2-3 tane ve koyup da böyle ritme göre değiştiği falan. Zevkler ve renkler. Ben bir şey demiyorum. Başka ne özellikleri var ya bunun? Abi başka hiçbir şey yok. Tek olayı bu. 7 tane motif atamışlar, tuşa bastıkça değişiyor. Telefonla bağlanmıyor mesela. Herhangi bir uygulamayla bağlantısı yok. Direkt manuel yani şu. Bir tek bu var, aynen. Aç kapağı değiştir falan. Ben yani... o kadar para verecek olsam kendi istediğim motifi de atamayı beklerdim yani. Üzerindeki led sayısına göre buradan resmi dönüştürüp yükleyip görmek isterdim orada. Aynen, en azından biraz daha şey, biraz daha kişiselleştirilebilir olması cezbedebilir yani 1400 liraya hakikaten. 1400 liraya açıkçası pek etkilemedi beni yani dostlar, ne yalan söyleyeyim. Sizin de çok fazla gözünüzü yormadan kapatalım bunu. Evet dostlar, bu videomuzda IKEA'da satılan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sizin için derlemeye çalıştık. Tabii ki bütçeyi açtıkça daha pahalı ürünler de var. Yani duvar tipi bir hoparlör ya da raf tipi bir hoparlör gibi çok daha yüksek fiyatlara satılan elektronik ürünler de var. Ya da işte bazı oyuncu aksesuarlarını da IKEA'da bulabiliyoruz. Ama biz bu videoda biraz daha uygun fiyatlı teknolojik ürünler ya da böyle ufak tatlış aparatları, ürünleri size göstermeye çalıştık. Yani totalde bu iş için ne kadar para harcadınız diye soracak olursanız tüm bu gördüğünüz ürünlere 5500 liraya yakın bir para harcadık dostlar. Değdi mi, değmedi mi o konuda karar sizin. Yorumlarınızı lütfen belirtmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.